Aslında Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz diyebiliriz. Çünkü bölge için, Türkiye için, diğer farklı ülkeler için oldukça önemli. Taliban'ın hızlı ilerleyişi, Kabil'i ele geçirmesi, devralması ne ifade ediyor? Amerika Birleşik Devletleri bölgeden kontrollü bir çekilme mi gerçekleştirdi yoksa kaybettiğinin sinyali mi? Bunların hepsini konuşuyorduk konuklarımızla. Cevaplandıracağız, tartışacağız ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne dönelim. Ali Çınar karşımızda. Dış politika analisti Sayın Caşın'la kalmıştı. Kendisine döneceğim. Evet. Söz verdim Amerika tüm konuklarıma ama işte. Bak, Amerika Birleşik Devletleri şu an oradaki konuşmalar daha önemli. Sayın Çınar, orada neler konuşuluyor Washington'da? Amerika Birleşik Devletleri'nin kaybettiğinin sinyali mi Taliban'ın hızlı ilerleyişi ve bölgede hakimiyet sağlaması yoksa daha kontrollü bir çekilme mi diyelim? Açıkçası çok kontrollü bir çekilme olmuyor. İstihbarat raporları ve Biden yönetimi yaklaşık 3-6 ay içinde Afgan hükümetini düşeceğiyle ilgili bazı tahminler de yapıyordu. Ama şu anda gördüğümüz çok hızlı şekilde Taliban Kabil'de şu anda kontrolü ele almış durumda. Sabahtan beri Amerikan medyası ve kamuoyunda Biden yönetimine birçok eleştiri var. Hem istihbaratın bu konuda başarısız kaldığını hem de ciddi bir planlama yapılmadığı ile ilgili. Sabah saatlerinde Biden ve Başkanımız Kamala Harris hem istihbarat hem de güvenlik yetkilileriyle, ekibiyle beraber özel bir video konferans yaptı. Ve burada tahliyeler ve Afganistan'ın geleceği ile ilgili bazı önemli konuşmalarda bulunduğu ile ilgili açıklamalarda bulundu Beyaz Saray. Aynı şekilde Dışişleri Blinken'da sabahtan beri televizyonlarda Vietnam'la Afganistan'da yaşananların mukayese edilemeyeceğini, zaten 20 yıldır bir savaş vardı. 1, 2, 5 yıl daha ne kadar daha kalacağız? Çıkmak gerekiyordu. Zaten başlatılan bir çekilme süreci vardı ve bu çekilme süreci de biz tarafından değiştirilemezdi. Taliban'la savaşacak mıydık tarzında şu anda günah çıkarıyor diyebilirim Blinken. Ama şu çok net, Biden yönetimi Afganistan'daki son gelişmelerde çok başarılı olmadığını, tahliye konusunda bile ciddi planlama yapılmadığını görüyoruz. Zira yakından tanıdığımız, Ankara'da da büyükelçilik yapmış Ross Wilson apar topar Kabul Havalimanı'na getirildi, gitmek zorunda kaldı. O nedenle şu anda Amerikan medyasında hem şu anda yaşananlar hem Biden yönetiminde bu konuda istenilen planlamanın yapılamaması ve bundan sonra neler olacağı çok ciddi şekilde tartışılıyor. Beyaz Saray'dan ve Dışişleri Bakanı'ndan açıklama var. Daha Pentagon'dan bir açıklama yok. Ama yarın itibariyle ilk gündemin Afganistan olacağını net şekilde söyleyebilirim başkentler. Aslında yarın daha net bir çizgi, bir tablo çıkacak ortaya diyorsun Sayın Çınar. Şimdi biz burada konuklarımızla size de kısaca bir, sizin de işiniz var, sizi de meşgul ediyorum biliyorum ama çok önemli bir noktanın altını çizmek istiyorum. Çok kısaca sizi tutacağım. Şimdi konuklarımızla bir tartışma konusuydu. Amerika Birleşik Devletleri kaybetti mi yoksa kontrollü çekilme mi? Şunu sormak istiyorum. Afganistan'dan çok Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kaos havası mı var yani? Bunu mu anlıyoruz? Açıkçası kaos havası yok ama içte bir hata nasıl ve ne zaman yapıldı tarzında bir şu anda iç tartışma var. Yani topu Başkan Trump'a atanlar var. Biden yönetimi biz görevi aldık zaten çekilme süreci Trump döneminde başladı demişti. Ama Anthony Blinken daha 20 yıl önce Bush'tan başlayan zaten bir Afganistan'la 11 Eylül terör eylemleri nedeniyle olan var. Yani içte bir hesaplaşma demesem de büyük tartışmalar var. Nerede hata yaptık ve kamuoyunda Vietnam benzeri oldu mu soruları var. Bundan sonra Afganistan'ın geleceğiyle ilgili büyük aslında karamsarlık var. Yani burada artık Biden yönetimi Taliban'la oturacak mı, tanıyacak mı ki zannetmiyoruz. Ama şu da net, şunu hatırlatmakta fayda var. Geçen yönetim yani Trump döneminde Pompeo Taliban liderliğiyle görüşmüş bir dışişleri bakanı var. O nedenle Taliban net şekilde de önceden Pompeo'nun gitmesi ve toplantı yapmasıyla tanınmıştı. O nedenle buradaki soru Biden yönetimi Taliban'la masaya oturacak mı, tanıyacak mı? Yine hatırlatmakta fayda var. Trump döneminde atanan Amerika'nın Afganistan özel temsilcisi Biden yönetiminde de görevine devam ediyor. Yani Trump'ın şu anda yaptıklarının devamını Biden şu anda devam ettiriyor. Bu da aslında
çok eleştiriliyor bu sabah itibarıyla. O nedenle büyük soru işaretleri var ama şu anda Amerika'da Biden yönetiminin önceliği Amerikan Büyükelçilik temsilcisinin ve personelinin ve tüm askerlerinin sağ salim şekilde, güvenli şekilde Afganistan'dan geri çekilmesi. Birinci öncelik bu. İkinci ve üçüncü öncelik daha sonra planlanacak. Tabii ki insan hakları, demokrasi, Taliban'ın oradaki Afgan halkına neler yapacağı da konuşacak ama şu anda ilk öncelik kendi Amerikan personelinin sağ salim çekilmesi. Sayın Çınar, çok kısa ben de şunu sorayım. Sayın Caş'ın da ekleyecek galiba. Şöyle bir ifade kullandınız. Kamuoyunda bu bir Vietnam benzeri bir kriz mi tartışması var. Aslında Amerika Birleşik Devletleri halkının birçoğu bölgeden çekilmesini istiyordu. Fakat şu anda Biden hükümetinin hata yaptığını mı öngörüyorlar? Ya da böyle mi değerlendiriliyor? Sayın Caş'ın da eklesin, beraber sormuş olalım. Ali Bey... Yani... Evet, Göksu Hanım'ın sözüne ilaveten şunu sormak istiyorum. Evet. Blinken dedi ki askerlerimize eğer diplomatlarımıza dokunursanız biz de sizi vururuz diyor. Böyle bir şey bekliyor musunuz? Yani Taliban sözünde durur mu? Ama nasıl ki Amerikalılar canları, bizim de canlarımız Mehmetler. Orada aslan parçası 600 askerimiz var. Amerikalılar Kabil Meydanı hakkında ne düşünüyorlar? Yani gördüğüm kadarıyla Afganistan'daki en stratejik nokta Kabil Meydanı. Çinlukların, helikopterlerin biri iniyor, biri kalkıyor. Ne düşünüyorsunuz? Kabil'de Habil olacak mı? Yani şu anda Amerika'nın yapmak istediği sağ salim tabii ki tahliye. Kabil Havalimanı'nda bazı ateşlerin, yani silah setlerinin olduğu Amerikan basında da yansıdı. O nedenle çok hassas ve tehlikeli saatler yaşanıyor aslında. Havalimanında bir tacizden Amerikan askerleri Taliban'a karşılık verebilir. O nedenle Amerika'nın beklentisi Taliban'ın böyle bir hata yapmaması. Ama net şekilde de Amerika eğer Taliban bize saldırırsa biz karşılık vereceğiz diyor ama şu şartlarda ben görmüyorum yani. Taliban yönetimi sözcünün yaptığı açıklamada Taliban'ın işte kadın hakları ve kadınlara bazı haklar verilecek. Yani biraz daha yumuşak bir geçiş olacakla ilgili bazı mesajlar veriyor. O nedenle dünyayla sıcak bir ilişkide kalmak isteyecek Taliban. O nedenle Amerika ile hemen ilişkileri kopartmak isteyeceğini zannetmiyorum. Ama dediğim gibi başka güçler, yani sonuçta sahada başka istihbarat güçleri de var. Burada kaosu daha da artırmak çok yatkın olabilir. Ama an itibariyle Amerika'nın beklentisi Taliban'ın Amerikan kuvvetlerine saldırmayacağı yönünde. Zaten bir an önce apar topar 5000 asker kararı Biden vermişti. Bir an önce personelin sağ salim Afganistan'dan çekilmesi şu anda ilk etap. Yani Göksu'nun, bu bir askeri evet. hata değil mi? Burası CENTCOM'un bölgesi. Eğer çekilme olmadan askerleri niye götürmedi? Tekrar 5000 asker gönderiyor. Burası yani Taksim şey değil ki, Kadıköy dolmuşu değil. Planlama hatası yok mu? Şimdi burada hocam esaslı. Yani Biden yönetiminin net şekilde hata yaptığını herkes kabul ediyor. Yani net şekilde 3-6 ay diyorlardı. Taliban'ın bu kadar hızlı başkenti ele geçirdiği zaten beklenmiyordu. Demokratlar bile Biden'ı eleştiriyorlar planlamada hata yapıldı diye. O nedenle 5000 askeri acil dün Biden açıkladı, ben yollayacağım dedi. Beklenmeyen bir hızla Taliban geldiği için şaşkınlık var açıkçası. Yalnız bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Evet. Yani özellikle stratejik tahliyelerde ve geri çekilmeler en zor harekattır. Ve bu harekatta mutlaka büyük kuvvetler ön tarafa getirilir. Diğer kuvvetler ona göre çekilir. Yani o kuvvet gönderilmeden bir tek hataları varsa zamanlama şey hatası, istihbaratın hatasıdır. Yani Taliban'ın Kabil'e girişi zamanı iyi hesaplanmamış ve önceden tedbir alınmamış bu hesaba göre hata budur. Ama yoksa 5000 kişilik gerekirse 10.000 kişilik kuvvetle gelir. O 15 kişilik kuvvet o tahliyeyi yapar, ondan sonra gerekir. Yani bu stratejik tahliyenin ve çekilmenin genel esası budur. Bakın bütün geri çekilmeler tarihte buna göre yapılır. Bizim İstiklal Savaşımız da dahil, Çanak İngilizlerin geri çekilmesi dahil olmak üzere bütün geri çekilmeler, tahliyeler bu esasa göre yapılır. Yoksa o kadar güç koymazsanız o zaman tahliye esnasında bütün güçleriniz imha olur.
Şimdi burada Göksel Hanım şuna eklemek istiyorum değerli komutanımıza. Hatırlanacağıyla Amerika ile Türkiye arasında havalimanının koruması ilgili bazı görüşmeler devam ediyor. Nihai anlaşma zaten yoktu. Ama burada Amerika'nın bir söylediği bizim büyükelçilik çalışanlarının güvenli şekilde büyükelçiliğe ulaşması. Yani Amerika tarafı Afganistan'da kalmak istiyordu büyükelçilik misyonun çalışması halinde. Ama şu anda gördüğümüz misyonda çalışan yok. Yani herkes terk etmek üzere misyonu. O nedenle burada planlama hatası büyük var. Sadece askeri açıdan değil, dışişleri açısından da misyonların orada çalışması konusunda da büyük bir açıkçası bir plansızlığın olduğu görülüyor. Bundan sonra Amerika'nın orada ne kadar varlığını sürdürebileceği de soru işareti. Yani burada Türkiye'nin havalimanı korunmasının maddelerinden bir tanesi de çekilmeden ziyade oradaki misyon çalışanlarının korunması ve sağlıklı şekilde büyükelçiliğe gidilmesiydi. Açıkçası şu anda bu şartlarda da bu da kaybolmuş görünüyor. Yani Amerikan misyonu 4000 kişilik bir misyon. Yani Afganistan'da büyükelçiliğe bağlı 4000 kişilik bir grup var. Küçük bir grup değil yani. Bizim anladığımız 10 kişilik, 20 kişilik, 100 kişilik bir grup değil. Tam 4000 kişilik bir grup var. Peki.